canlar dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta hasat zamanı adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum izninizle. Konumuz Hazreti İsa'nın anlattığı bir misaldır. Diyor ki semavi şahlık tarlasına iyi tohum eken bir adama, bir çiftçiye benziyor. Herhalde önce güzel bir hale getirir tarlasını. İşte tırmık çeker, sürer filan, güzel bir hale getirir. Sonra özene bezene iyi tohum, buğday tohumu ekiyor ve eve gidip yatıyor. Ve herkes uyurken adamın bir düşmanı varmış, geliyor oraya, o aynı tarlaya kötü tohum ekiyor. Delice otu, tohumu. Bazıları delice diyor, bazıları karı çayır diyor. Yani ot, yani ot. Şimdi zaman geçiyor. Adamın köleleri bakıyor, buğday büyümüş, başak vermiş, olgunlaşmış. Ama bu da ne? Aralarında bir sürü delice. Sadece buğday değil, bir sürü delice çıkıyor aynı zamanda. Gidip efendilerine, efendimiz diyorlar, sen iyi tohum atmadın mı? Çünkü şu an bakıyoruz bir sürü delice var buğdayda. Efendileri, düşmanım bunu yapmış diyor. Peki diyorlar, isterseniz gidip onları sökelim, temizleyelim, ayıklayalım onları. Hayır diyor, hayır. Çünkü onları sökersen zaten buğdaya kesinlikle zarar verirsiniz. Kalsın. Ta hasat zamanına kadar, hasat vaktine kadar. Hasat vaktinde zaten orakçıları diyeceğim. Önce o deliceleri toplayın ve yakılmak üzere demetler yapın. Sonra buğdayı oraklayın, toplayın ve ambarıma yığın diyeceğim diyor Hazreti İsa ve orada misali bırakıyor. Şimdi bir eve gidiyorlar sonra. Talipler, ya o delice misalini anlamadık, açıklar mısın filan diyorlar. Tamam diyor. Şimdi tarla dünyadır. Çiftçi de benim, insanoğlu. Kendisine hep insanoğlu derdi İsa. Çiftçi insanoğlu. İyi tohum da semavi şahlığa ait olanlardır. Kötü tohum, deliceler, şeytana ait olanlardır. Ve kötü tohum eken zaten şeytandır diyor. Hasat zamanı dünyanın sonu ve orakçılar da melekler. Gelip o kötü olanları, yani Allah'a karşı olanları toplayacak ve yakılmak üzere, yani kızgın bir ocağa atılacaklar. Sonra o orakçılar, melekler iyi tohumu, buğdayı toplayacak. Yani tabii dedim ya, semavi şahlığa ait olanlar toplanacak. Ve onlar diyor sonsuza kadar birer güneş, birer yıldız, yani ışık olarak parlayacaklar. Evet, şimdi deyişe geçiyorum. İnşallah seversiniz. Çiftçi tırmık çeker, tarlalarını sürer teker teker.
sonra tarlaya iyi tohum eker. Hasat zamanı yaklaştı erenler. Fakat adamın bir düşmanı varmış. Bir gece herkes uykudayken gelmiş tarlaya, delice tohumu ekmiş. Hasat zamanı yaklaştı derinden. Buğdaylar başak vermeye başlamış, bedeliceler de ortaya çıkmış. Sordular delice nereden gelmiş. Hasat zamanı yaklaştı demiş düşmanım, yaptı bunu bana. Ama bırakın hasat zamanına, yoksa zarar verilir buğdayına. Hasat zamanı yaklaştı hasatta. Deliceleri toplayın, yakılmak üzere demetler yapın. Sonra buğdayı ambarıma yığın. Hasat zamanı yaklaştı. Saldır tarla dünyadır. İyi tohum olan buğday da vardır. Şahlığa ait olan insanlardır. Hasat zamanı yaklaştı erenler. Teşekkür ederim dinlediğiniz için ve unutmayın, eğer beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, notlar yazın, kanalıma abone olun ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.